Bundan önceki görev yerim Özvatan'daydı. Özvatan'da Yasin hocamız kanka projesi altında kan bağışı projesi başlattı. Ben de normal kırmızı kan vermek üzere okuluna gittim, Kızılay'ın aracına. O gün orada ilik nakliyle ilgili bilgi formu doldurdular. Ben de gönüllü oldum. Daha sonraki süreçte 6 ay sonra beni aradılar. Ve bir çocukla, daha doğrusu yetişkin veya çocuk olduğunu belirtmeden birisiyle uyum sağladığımı ilettiler bana. Ben çok mutlu oldum, zaten bekliyordum. İçimden hep böyle bir his vardı. Yani bir an önce gelse, bir an önce gelse diye birine hani yaşamasına vesile olmayı çok istiyordum. Daha sonra o uyum sağlandıktan sonra beni tekrar fakülte hastanesine çağırdılar. Orada gerekli testler yaptılar, gerekli kanları aldılar. Bu şekilde irtibata geçtim. İlik nakli sürecini anlatmak gerekirse aferez yöntemiyle ben ilik naklinde bulundum. Yani sağ koldan normal kan alır gibi bir iğne taktılar. Sol koldan bir iğne taktılar. İliğimi ayırarak onu süzüp tekrar kırmızı kanımı bana geri verdiler. Acı çekmediğim, herhangi bir sıkıntı yaşamadığım bir süreçti. Sadece 4 günlük bir sabah akşam aşı vuruldum. Ama bu birinin hayata tutunması için hani katlanılabilecek bir şeydir. Hiçbir zorluğunu yaşamadım ben. Çok mutlu oldum. Bunun mutluluğunu anlatmak gerçekten yani kelimelerle ifade edecek bir şey değil. Bir insanın yaşamasına vesile olmak, hele ki bunu bana rehberlik eden rehberlerden duyduğumda, çocuk olduğunu duyduğumda çok mutlu oldum. Normalde devlet 2 yıl sonra donörlerle hastaları birleştiriyor ama araya Covid girdiği için birleşemedi. Ama ben hep şunun hayali içindeyim. O çocukla buluşacağım günü ve benim boynuma sallayacağı günü ben hep hayal ediyorum. Bundan 2-3 ay önce kadar TÜKKÖK'e bir mail attım ve çocuğun iyileştiğini duydum. Çok mutlu oldum. Yani inanılmaz bir mutluluk. Buradan bütün herkese kan bağışını ciddiye almalarını, ilik naklinde bulunmalar gerektiğini kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani uzak gelmesin. Her an evlatlarımızın veya bir yakınımızın başına gelebilir. Bizler bir çocuğun hayatını veya bir yetişkinin hayatını kurtarmıyoruz aslında. Bir ailenin hayatına mutlu olmasına vesile oluyoruz. Bunu bu şekilde düşünsünler. Korkuları varsa asla korkmasınlar. Aferez yöntemi kesinlikle acı veren bir yöntem değil. İliği, yani vücuttaki iliği sadece aşıyla yöntemi ortaya çıkarıyorlar ve normal kan alınır gibi vücudumuzdaki iliği alıyorlar. Süreç bu şekilde gelişti. Çocuğun vücudu sağlıklı kan üretmediği için, ondaki o tohum diyebileceğiniz şey aslında olmadığı için çocuktaki sağlıklı tohum, bizden sağlıklı tohum alıp o çocuğun vücudunun kan üretmesine vesile oluyorlar. Yani almaların amacı bu şekilde. O çocuk kan kanseriydi galiba bildiğim kadarıyla ve elhamdülillah hayata tutundu. Bugün 24 Kasım benim için özel bir gün. Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslek. Biz burada sadece kitaplı yazanları ve defteri yazmaları gerekenleri öğretmiyoruz. Aynı zamanda adaleti, hoşgörüyü, insanlığı, paylaşmayı, sevgiyi, bunları öğretiyoruz. Ben öğrencilerime ve velilerime örnek olduğum için burada kendimle gurur duyuyorum. Bunu açıkça söylüyorum. Çevremdeki herkesi de bu konuda yönlendiriyorum. Öğrencilerimi de vicdanlı olmaları gerektiği konusunda her zaman uyarıyorum ve her zaman buna yönelik projeler geliştirmeye çalışıyorum. Buradan bizi izleyeceklere de tekrar sesleniyorum. Lütfen kan bağışı konusunda gerekli yardımlarda bulunun. İlik naklini 2 yıl önce yaptım. Galiba 2020 yılıydı. Gene bu aylardı. Kasım Aralık ayı gibiydi. Dediğim gibi uyum sağladıktan sonra beni hastaneye çağırdılar. Gerekli kanları alıp beni de testleri yaptılar. Benim tamamen sağlıklı olduğuma karar verdikten sonra bu süreç başladı. İnsanlarda şöyle bir şüphe ulaşıyor. Benim iliğimi alıyorlar. Ben nasıl hayata tutunacağım? İlik dediğimiz şey 24 saat içinde, 48 saat içinde kendisini tazeleyebilen bir madde. Bu yüzden asla korku yaşamasınlar. İkincisi işte şu şekilde bir korku yaşıyorlar. Çok sancı çeker miyim? Bir şey olur mu? Benden bir organ mı alıyorlar? Ameliyat mı ediyorlar? Kesinlikle gelişen teknolojiyle beraber herhangi bir ameliyat, vücuttan herhangi bir şeyin eksilmesi söz konusu bile değil. Ben gayet rahat bir şekilde kanımı verdim ve bir çocuğu hayata tutunmasına vesile oldum.